Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala khayrin halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ina ila yevmiddin. Kala Allah subhanahu ve teala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yedkurun Allah'a qiyaman ve qu'uda ve ala cunubihim ve yetefekkarun fi khalqis semavati vel ard. Rabbena ma khalaqta hâza batila. Subhaneke feqina azaben nar. Allah kitabında şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Allah'a iman eden müminler, o akıl sahipleri ayakta dururken, ayakta yürürken, bir yerlere giderken Allah'ı zikrederler. Estağfirullah derler, La ilahe illallah derler, Allahümme salli ve sellim ala nebiyyine Muhammed derler, La havle ve la kuvvete illa billah derler. Ondan sonra otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler veya Kur'an okurlar. Daima Allah'ı zikreden müminlerdir. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ettiklerinde de derler ki ne? Subhanallah. Allah bütün bunların hiçbirisine ve tefekkeruna fi halqis semavati vel ard. Yeri ve gökleri tefekkür ettikleri zaman ağaçlara, kuşlara, işte güneşe, güneşin sistemine, yıldızların sistemine, ayın sistemine baktıklarında, yağmura, kara yağdırılışına, onların içeriklerini araştırdıklarında Subhanallah derler. Allah Azze ve Celle bunların hiç Rabbena ma halakta hâzâ bâtilâ. Allah bunların hiçbirisini boşu boşuna yaratmamış derler. Sübhâneke fekina azâbennâr. Allah'ım biz seni her türlü eksik sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden kurtar, koru diye de dua derler. Duaların en sonuna ne eklemek lazımmış abi? Neyi lazımmış? Şimdi söyledim. Allah'ım bizi cehennem azabından kurtar. Kurtar. Bak, Allah'ım bizi cehennem azabından kurtar. Kurtar demek ne demek biliyor musun? Hepimizin cehenneme gitme ihtimali var mı? %100 var. Niye? Meryem suresindeki bir ayette sizden yaşadıkları, Allah'ın yarattıklarının hiçbirisi olmaksızın diyor ayette. لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Bir bu ayette sizden cehennemi görmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Bir de Meryem suresinde var. Sizden cehennemi görmeyecek hiç kimse yoktur diyor. Alimler burada söylemişler. Yahu demişler cehennem. En salih insanlar bile mi? En salih insanlar bile cehennemi görecek. Ya nasıl görecek? O sırat var ya sırat. O sırattan geçerken görecekler. Ha, biz ne diyeceğiz o zaman? Allah'ım bizi cehennem azabından koru. Her duamızın arkasına çokça etmemiz lazım. Başka bir ayette. اَلَّذ۪ينَ O müminler ki اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onlar ki yanlarında Allah'ın ismi anıldığı zaman, Allah anıldığı zaman, Kur'an okunduğu zaman ya da birisi kendilerine davet, tebliğ yaptığı zaman, kitap ve sünnet konuşulduğu zaman kalpleri وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Kalpleri derin bir saygıyla ürper, Allahu Ekber derler. وَالصَّابِر۪ينَ مَا عَلَى مَا أَصَابِئَهُمْ وَالْمُقِيمُ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve bir de onlar başlarına gelen musibetlerden ötürü de sabrederler. Başlarına bir musibet geldiklerinde de Allah'a hamdolsun, elhamdülillah derler. وَالْمُقِيمُ الصَّلَاةِ Namazlarını da dosdoğru kırarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve bir de kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda infak ederler. Ben şimdi burada çok önemli bir şey söyledim. Ne söyledim? He? Çok önemli. Bak bunu diyen herkes, mesela dinleyen herkes şunu söyler. Allah yolunda mallarını infak ederler der. Ama burada çok ince bir mesele var. Ne var burada? Yok. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu rızıktan. Kim veriyormuş? Allah. Bugün toplumda birçok insan bunu ben kazandım demiyor mu? Benim kazandığımda infak ediyorum demiyor mu? Bak bunu Allah Azze ve Celle burada mimme var ya, bu mimme. Bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan Allah yolunda infak ederler. Allah veriyor sana da, senin değil o. Mesela bu. Ama sohbetimizin ana teması ne? Zikir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ı çokça zikredin. Allah'ın nimetlerini çokça zikredin. Allah'ın nimetlerini zikredin. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Diyor ki ne? Hatırlayın diyor. Hani o zaman düşman orduları sizi kuşatmıştı da diyor Bedir'de.
veya Hendek'te kuşatmıştı da. فَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Biz de onların üzerine şiddetli bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah'ı çokça zikredin. وَكَانَ اللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Allah her ne yapıyorsanız bunların tamamını görmektedir, bilmektedir. Allah Azze ve Celle diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor, kim? Günde çok kez, La havle ve la kuvvete illa billah derse diyor Resulullah Aleyhisselam, hadiste, sahih hadiste. Kim la havle ve la kuvvete illa billah derse diyor. Sonunda da Allah'ın gazabından ancak beni Allah'ın rahmeti kurtarır derse diyor. Allah onun üzerinden o kadar çok musibeti kaldırır ki diyor. Bundan kaldırmış olduğu en hafif musibet fakirliktir diyor. Ama siz görmezsiniz, bilmezsiniz diyor. Başınıza bir bela gelecek diyor, Allah onu savuşturmuştur diyor. Başınıza bir felaket gelecek de Allah onu götürmüştür. Almış götürmüştür diyor. Sübhanallah, bilmezsiniz diyor. Bak Allah'ın zikri ne kadar faydalı. Bununla ilgili rivayetlerden bakalım Allah'ın izniyle. Kur'an'da zikirle ilgili çok ayet var. Şimdi Ömer İbnül Hattab şöyle buyuruyor. Sakın ha kendinizi halktan, insanlardan bahsetmekle meşgul etmeyiniz. Ne demek bu? Sakın ha kendinizi insanlarla çok meşguliyet içerisine koymayınız. Sabahtan akşama kadar onlarla meşguliyet koymayın. Çünkü bu bir bela ve felakettir. Allah'ın zikrinden asla ayrılmayınız. Kim insanlarla meşguliyetini çok arttırırsa Allah ile olan bağı, zikrini azaltmış olur diyor. Çok bariz, çok sarih bir söz. Ömer İbn-i Hattab söylüyor. Allah'ı anmaktan asla geri durmayın. Çünkü bu kalplere şifadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalp hastalanırsa vücudun tamamı hastalanır buyuruyor. Eğer kalp deva bulursa vücudun tamamı deva bulur. Ve kalbin en güzel deva bulduğu şey nedir? Lahmacun mu? Dondurma mı? Çorba. Yok. Ne? Kebap mı? Yok. Zikir, zikir. En çok şifa ve deva bulduğu şey zikirdir. Kendilerinden bahsetmek suretiyle halkı anmaktan ise geri durunuz. Zira bu bir hastalıktır. Halkı anmak ne demek? Devamlı birilerine konuşmak, devamlı birilerinden bahsetmek. Bunu yapmayın. Bu bir hastalık. Osman radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Eğer kalplerimiz tertemiz kalmış olsaydı Allah'ın zikrinden asla usanmazdı. Usanıyorsa ne olmuş abi demek ki? Hastalık kaplamış. Ha Faik abi? İbn-i Mes'ud radıyallahu anh buyuruyor. Allah'ı çokça zikredin. Allah'ın kitabında böyle bir ayet var. Ya eyyühellezine amenu uzkurullaha zikran kethira. Allah'ı çokça zikredin ey iman ediler. İbn-i Mes'ud diyor. Allah'ı çokça zikredin. Allah'ın zikrinde yardımcı olacak kimselerden başkasıyla arkadaşlık yapmaman sana hiçbir zarar vermez. Ha bu ne demekmiş? Demek ki Allah'ın zikrini çok yapan salihlerle beraber oturup kalkmayı çok yapın diyor. Onun dışındakiler sana zarar verir. Bunlar zarar vermez. Selman el-Farisi şöyle buyurmuştur. Gününü Allah'ın kitabını okuyup onu zikretmekle geçiren kimse var ya diyor. Bembeyaz kölelerini Allah için azat etmekle meşgul olan kimsenin daha üstündür diyor. Bembeyaz kölelerini. Allah Allah. Ne demek istedi bembeyaz kölelerini? Bembeyaz kölelerini Allah için azat etmekle meşgul olan kimseden daha üstündür. Bembeyaz köle ne demek? Hı? Bembeyaz develerin var. Bembeyaz atların var. He? Bunları Allah yolunda harcamandan daha da üstündür. Çok daha üstündür. Malını Allah yolunda harcamandan daha üstündür. Bir kişi Ebu Derda'nın yanına geldi. Ey Ebu Derda dedi. Ne yapmam gerektiği hakkında bana nasihatte bulunur musun dedi. O da evet olur dedi. Ebu Derda dedi ki bolluktayken yani rahatlık anındayken Allah'ı zikret. Zikret ki sıkıntılı anlarındayken de Allah seni hatırlasın, o da sana yardım etsin. Eline dünya mallarından biri geçecek olursa, ne dünya malı? İş geçti eline. Para geçti. Ne bileyim eline araba, yeni bir araba aldın, yeni bir ev aldın, yeni bir mülk aldın. Yeni bir rızık kazandın cebine, yeni bir anlaşma yaptın işinde, cebine rızık girdi.
Eğer dünya mallardan biri eline geçecek olursa ya da bir işe başlarken sonunda nereye varacağını bilirsen sakın ha Allah'ın zikrinde olup olmadığını unutma diyor. Eğer unutmuşsan diyor, vazgeçmişsen, hatırlamıyorsan diyor, o gelen mal senin hayrına değil şerrinedir diyor. Çünkü gelen mal eğer Allah'ı unutturuyorsa şerdir. Fakat gelen mal sana Allah'ı hatırlatıyorsa bu nedir? Bu nimet ve hayırdır. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün çevresindeki insanlara nasihat ediyor. Size amellerinizin en hayırlısını, padişahınızın, Rabbinizin, Subhanınızın, Allah'ın katında en sevimlisini ve derecelerin en bereketlisini haber vermemi ister misiniz? Oradakiler sevindirir. Allah Allah, acaba bize ne söyleyecek? Bereketli, Allah katında çok bereketli bir şey. Ne söyleyecek? Merak ediyorlar. Düşmanlarınızın boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmasından, şehit olmanızdan ve para ve mal tasadduk etmenizden daha hayırlı olan bir şey var. Söyleyeyim mi diyor. Allah Allah diyorlar. Merak ediyorlar. Nedir bu diyorlar. Onlar Ebu Derda, kalbimiz heyecanla doldu. Buraya kadar geldik. Söyle nedir bu? Ebu Derda diyor ki ne? İşte bu Allah'ı zikretmektir diyor. Peki nasıl zikredeceğiz? Estağfirullah deyin diyor. Bu söylediklerinden çok üstündür diyor. La ilahe illallah çok söyleyin diyor. La havle ve la kuvvete illa billahi çok söyleyin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu çok söyleyin diyor. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Bunu çok söyleyin diyor. İşte bunlar Allah katında çok bereketli, çok üstün şeylerdir diyor. Muaz bin Cebel bir mecliste insanoğlu Allah'ı zikri kadar kendisini onun azabından kurtaracak daha hayırlı bir amel işlememiştir diyor. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Allah'ın azabından kurtaracak bir amel varsa diyor, Allah'ı zikretmekten daha hayırlı bir şey yapmamıştır diyor. Subhanallah. Bunun üzerine oradan dinleyen kimseler, ya Ebu Abdurrahman dediler. Allah yolunda cihat da bunların derecesine ulaşılmıyor mu dedi. Allah yolunda cihat dedi. Şöyle cevap verdi. Evet, Allah yolunda cihat da onun derecesine ulaşamaz dedi. Subhanallah dedi buradakiler. Ancak elindeki kılıcı paramparça oluncaya kadar Allah yolunda düşmanlara karşı savaşırsa o başka dedi. İşte onun ameline hiçbir şey geçemez dedi. Çünkü Allah-u Teala kitabında Allah'ı zikretmek en büyük ameldir buyurdu. Ankebut suresi 45. ayette. Allahu Ekber. Çok büyük nimetmiş kardeşler. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Sabah akşam Allah'ı anmak, Allah için Allah'ın düşmanlarına kırılıncaya kadar kılıç sallamaktan ve su gibi mal infak etmekten daha üstündür diyor. Bunu niye söylemişlerdi biliyor musunuz kardeşler? Bizi arka arkaya zikir. İnsanların meşguliyeti en çok neyle? Dünyalıkla bir. Başka? Kazanmak, harcamakla. Başka? İnsanların dedikosun, kutkodusunu yapmakla. Gıybetini yapmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam benim yanımda İsmail aleyhisselamın babam İsmail'in neslinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Allah'ım. Aynı şekilde ikindi namazında güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam benim yanımda yine İsmail'in zürriyetinden her birinin fiyatı 12 bin dirhem olan 4 köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Her birinin. Bugün 12 bin dinar hesaplayın. Kuveyt dinarı. Dirhem geç. 12 bin dinarı hesaplayalım. Ne kadar yapıyor Süleyman abi? 12 bin dinar. Söyle. Çok. 90 falan. 12 bin dinar 295 bin lira yapıyor. 4 çarpı yap. 4 ile çarparsan sen 1 milyon 200 bin lira yaparsın. 258. Paraya bak. Bundan daha üstündür diyor. Bir kişiden ne zaman? İkindi namazından diyor Resulullah Aleyhisselam. Güneş batıncaya kadar, ikindi namazından güneş batıncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmam
14 kişi için her birinin 12 bin dinar dirhem harcamasından daha hayırlıdır diyor. Burada neyi söylüyor biliyor musun? Dünya malını kazanmak için hırslanıp da ahireti unutanlara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam unutmayın, Allah'ın zikri bunlardan daha üstündür. Unutmayın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazından güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir kavimle oturmanız benim yanımda üzerine güneşin doğduğu her şeyi Allah yolunda sarf etmekten daha sevimlidir. Allahu Ekber. Amelin üstünlüğüne bak. Amelin üstünlüğüne bak. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikretmek, tekbir getirmek, Allahu Ekber demek. Tahmid etmek, elhamdülillah demek. Tesbih getirmek, Subhanallah demek. Tehlil getirmek, La ilahe illallah getirmek. Benim yanımda İsmail evladından iki köleyi azat etmekten daha sevimlidir. Ne zamanmış bu? Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar. Dün bir tane profesörden dinledim. Diyor ki insanların kalp krizi geçirmeleri olasılığı istatistiklere göre hangi vakitlerde oluyor biliyor musunuz diyor. Soruyor hangi vakitler diyor. Sabah 8 sıralarında diyor. Niye diyor? Çünkü diyor insanlar o zaman yatarlar diyor. Yattıklarında kalp durur diyor. Belli bir kısımda çalışır diyor. Çalışmaz diyor. Böyle durduğun gibi çalışmaz diyor. Sonra diyor ama diyor bu profesör Mısırlı bir profesör. Amerika'da konuşuyor tabii. Diyor ki sabah namazına kalkan insanların diyor kalp krizi geçirme istatistiklerini araştırdım diyor. 100 milyonda 3 çıkıyor diyor. 100 milyonda 3 çıkıyor diyor. Allahu Ekber. Bu adam diyor peki burada ne demek istiyorsun diyor. Sabah namazına kalktığında Allah Azze ve Celle beyinde ve kalpte ayrı bir teknoloji yaratıyor diyor. Ayrı bir teknoloji. Yani insan kalbinde ve zihninde ayrı bir çalışma sistemi var diyor. O zaman kalkıp güneş doğuncaya kadar uyumadığında diyor, kalpte ve zihinde diyor ayrı bir tedavi çalışma sistemi oluyor diyor. Sırf bu da diyor namazdan dolayı gerçekleşiyor diyor. Allahu Ekber. Sabah namazının hükmüne bak. Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Kim diyor sabah namazından güneş doğuncaya kadar La ilahe illallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah derse diyor, onun diyor güneş doğup batıncaya kadar gösterdiği her şeyin daha hayırlıdır diyor. Berekete bak. İbn-i Mesud radiyallahu anh buyuruyor. Bir gün akşama kadar Allah'ı zikretmem bana iki cins ve daha güzel atlara binerek Allah yolunda bir gün savaşmaktan daha sevimlidir. Bir Müslümanın Allah'ı zikretmesinin en büyük sebebi müsebbibi ne biliyor musunuz kardeşler? Muhabbetimizi başka şeylere harcamamızdandır. Ben mesela böyle bazı arkadaşlar var. Yanlarında oturduğumda mesela Estağfirullah, La ilahe illallah, Estağfirullah, La havle ve la kuvvete illa billah. Çok güzel, hoşuma gidiyor. Ben bazen bunu başkalarının yaptığında rahatsız olduklarını hissediyorum. Bir gün sordum birisine, dedim kardeş böyle bir rahatsızlık hissediyor musun? Çok yapıyorsun hocam dedi, tuhafına gidiyor dedi. Tuhafına gitmesini gayet normal karşılıyorum. Niye dedi? Çünkü dedim buna alışık olan bir şey değilsin. Kalbin buna vallahi doğru söylüyorsun dedi. Biz böyle şeylere alışık değil, dilimiz alışık değil dedi. Dilinin ve kalbinin alışmamış olduğu bir şey yanında bir insan çok zikrederse ne olur? Rahatsızlık duyarsın. Mesela Kemalistlerin ve ateistlerin bazı istatistik ortak özellikleri vardır. Ne derler? Karakteristik özelliklerinden. Ya siz diyor bıkmıyor musunuz her şeyde inşallah maşallah demeyin diyor. Bıkmıyor musunuz, sıkılmıyor musunuz diyor. Ya kendisini seven bir insanın ismini söylemekten insan sıkılır mı? He? Nitekim onlar kendilerinin bayramları olduklarında ilahlarının sözlerini söylemekten sıkılıyorlar mı? He? Hatta ilahlarına bir laf gelince değil mi? Rahatsız oluyor değil mi? Biri bir laf söylese. Bizim de Rabbimiz olan Allah'ın ismini söylemekten biz niye sıkılalım? Sıkılmamamız lazım. O yüzden Rabbimiz Azze ve Celle kendisini çokça zikredenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Ve ahire da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.